Projemiz tamamlandı, onun da açılışını yapacağız. Ben Hanımeli Yöresel Projemizin hem süt birliğimize hem ilimizdeki tarıma hayvancılığa katkı vermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün bahçesinde makine ve ekipman dağıtım törenine katılan Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, haftaya Hanımeli Yöresel Çarşılarının faaliyete başlayacağını açıkladı. Bir proje yaptık biz. Adına Hanımeli Yöresel dedik. 4 tane sıcak satış noktası belirledik. Peki burada günlük taze süt de olsun istedik. Projemiz tamamlandı, onun da açılışını yapacağız. Ben Hanımeli Yöresel Projemizin hem süt birliğimize hem ilimizdeki tarıma hayvancılığa katkı vermesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Törende Muharrem ayının önemine de değinen Aşkın, Kerbela'da şehit olanları ve tüm şehitleri rahmetle andığını dile getirdi. Şehadete yürüyenlerin o onurlu yürüyüşünü, o onurlu duruşunu, o şehadetini bugün 10 Muharrem bu aşure gününde hatırlamazsak bunun vebali bize yeter. O anlamda başta Seyyid-i Şüheda olan, şehitlerin efendisi olan Hazreti Peygamber'in cennet goncalarım dediği Hazreti Hüseyin'i, Hasan'ı ve adalet ve insanlık onurunu yüzyıllar boyunca o günden bugüne taşıyan ve bunun mücadelesini veren, bu uğurda şehadet eden, şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi anarak, onların manevi huzurlarında eğilerek, onlara rahmet dileyerek sözlerime devam etmek istiyorum. Aşuranız mübarek olsun. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Aşkın, süt birliği ile yapılan protokole değinerek, Çorum'da 4 noktaya kurulan Hanımeli yöresel satış noktalarının önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağının müjdesini verdi. Biz de Çorum Belediyesi olarak bu noktada bizden hangi talepte bulunulmuşsa bu bizim vazifemiz, görevimiz değil demeden hepsine koştuk. Mesela son bir projemizi anlatayım ve huzurlarınızdan ayrılayım. Biliyorsunuz süt birliğimiz var. Çok başarılı bir birlik. Tüm köylerimizden, tüm ilçelerimizden günlük taze sütü getiriyor ve bunları değerlendiriyor. Çiftçilerimize çok önemli katkı veriyor. Her mahallede olsun istedik. Bunu kiminle yapabilir diye düşündüğümüzde süt birliğiyle yapabiliriz dedik. Yılmaz Başkan'la bir protokol imzaladık. Ve şu anda inşallah bu ekipmanlarla sağlanan sütler şehrimizin muhtelif mahallelerindeki Hanımeli yöresellerde günlük, taze, hijyenik bir şekilde daha iyi fiyatlarla, daha nitelikli bir şekilde hemşerilerimize önümüzdeki haftadan itibaren ulaşmaya başlayacak.